Bugün sizi çok özel bir motorla tanıştırmak istiyorum. Tek zamanlı bir motordan bahsediyoruz. Bu özel motorun krank mili ve silindir kapağı yok. Ve sadece 500 cc hacminden doğal emişli 120 beygir güç üretiyor. Ve sadece 35 kilogram ağırlığında. Adı InEngine. İspanya'nın Granada şehrinde tasarlandı. Motor çoktan üretildi ve hatta bir Mazda MX-5'e monte edilip test edildi. Bugünkü videomuzdaysa bu motora derinlemesine bir bakış atacağız. Nasıl çalıştığını açıklayacağız, potansiyelini, faydalarını ve dezavantajlarını tartışacağız. Ve neyin mantıklı olup neyin olmadığını göreceğiz. Öncelikle bu şeyin nasıl çalıştığını ve onu tek zamanlı bir motor yapan şeyin ne olduğunu görelim. Bunu anlamak için ilk olarak bu küçük şeyin anatomisini öğrenmeliyiz. Gördüğünüz gibi karşıt piston düzeninde toplam 8 pistonumuz var. Krank mili yerine bu karmaşık şekilde dalgalı şeye sahibiz ve pistonlar dalgalı yüzey boyunca makaralar üzerinde hareket ediyor. Yanma kuvveti pistonu aşağı iterken piston dalgalı şeyi aşağı itiyor. Piston eğimden aşağı inerken dalgalı şeyde dönmeye zorluyor. Ortak bir mil aracılığıyla birbirine bağlı iki dalgalı şey var. Tüm 8 piston dalgalı şeyler üzerinde hareket ediyor ve tüm 8 piston tarafından üretilen kuvvetler şaft boyunca aktarılıyor. Ve şaftın her iki ucunda tek bir tork çıkışıyla sonuçlanıyor. Yani teorik olarak her iki uca da bir aktarma organı bağlayabilirsiniz. Örneğin merkezde bunlardan biri ve her iki uçta bir aks basit, iyi dengelenmiş ve çok hafif bir dört çekel araç yaratabilir. Bu motorun her iki ucuna da bir aktarma organı bağlayabiliriz. Çünkü bu motorun silindir kapağı yok. Aynı zamanda eksantrik milleri veya valfleri de yok. Dolayısıyla kolayca erişilebilen ve bakımı yapılabilen bir kam zinciri veya kam kayışı aracılığıyla kamları tahrik etmek için motorun bir ucunun kullanmasına gerek yoktur. O halde motor kamlar veya supaplar olmadan nasıl çalışır? Valfler yerine tipik bir iki zamanlı motorda olduğu gibi piston tarafından açılıp kapatılan emme ve egzoz portlarımız vardır. İki pistonun ortasında bir enjektör ve hava yakıt karışımını ateşleyen bir buji bulunur. Yanma basıncı arttıkça pistonu iterek dışarı doğru gönderir. Pistonlar hareket ettikçe emme ve egzoz portlarını ortaya çıkarırlar. Motorun bir tarafındaki 4 piston emme ile diğer tarafındaki 4 pistonsa egzozla ilgilenir. Peki egzoz gazlarının girişten dışarı kaçmasını ve her şeyi mahvetmesini nasıl önleriz? Bunu tıpkı geleneksel bir motorda yaptığımız gibi hem emme hem de egzoz valfleri aynı anda açık olduğunda meydana gelen süpürme işlemine güvenerek yapıyoruz. InEngine'in egzoz portu muhtemelen ilk önce açılır ve bu da basınçlı gazların yanma alanından dışarı çıkmaya başlamasını sağlar. Basınçlı oldukları için hızla kaçarlar ve arkalarında bir boşluk veya vakum bırakırlar. Bu vakum, haznenin dışındaki atmosferik basınçta olan emme yükünden daha düşük bir basınçtır. Bu da emme yükünün yanma alanına aktığı ve burayı temiz havayla doldurduğu anlamına gelir. Dalgalı şeyin yukarı doğru eğimli kısmı pistonları tekrar yukarı iter ve böylece emme ve egzoz portlarını kapatırlar ve şimdi havayı sıkıştırmaya başlarlar. Enjektörler yakıt ekler ve artık yanma alanında sıkıştırılmış bir hava yakıt karışımımız vardır ve süreç bir kez daha başlar. Buji ateşlenir, yanma gerçekleşir, basınç artar, pistonlar aşağı doğru itilir, dalgalı şeyi döndürürler ve tork üretilir. Yani burada kamları veya supapları olmayan ama doğrudan enjeksiyonlu çok basit bir motorumuz var. Aynı zamanda emme supaplarında biriken tortular da yok. Çünkü supaplarımız yok. Yani doğrudan enjeksiyonun dezavantajları olmadan avantajlarına sahibiz. Açıkçası bu tek zamanlı bir motor değildir. Burada egzoz stroku ile örtüşen yanma stroku ve ardından sıkıştırma stroku ile örtüşen emme stroku var. Yani bu iki zamanlı bir motor. Emisyon sorunları olmayan, doğrudan enjeksiyonlu iki zamanlı bir motor çünkü yağ pistonun altında ve asla yanmıyor. Diğer bir husussa karşıt piston tasarımıdır ve bu bir avantajdır. Çünkü karşıt piston tasarımları karşıt olmayan bir tasarıma göre daha verimlidir. Karşılıklı olmayan bir tasarımda yanma enerjisinin bir kısmı pistonun üzerindeki yanma odasını ısıtmak için boşa harcanır. Yanma odası hiçbir yere gitmez ve sadece enerjiyi ısı olarak emer.
Ancak karşıt tasarımda yanma odası yerine bir pistonumuz vardır. Bu da daha fazla yanma enerjisinin aktarılacağı ve faydalı torka dönüştürülerek verimliliğin artacağı anlamına gelir. İnincinin dikkate değer özelliklerinden bir diğeri de basit bir mekanizma kullanarak sıkıştırma oranını ayarlayabilmesidir. Motorun iki dalgalı bileşeni birbirlerine sabit olmayan bir açı ile bağlanmıştır ve bu bileşenler açılı oluklar üzerinde konumlandırılmıştır. Bu konumları ayarlamak pistonların üst türlü noktada buluşma zamanlarını değiştirir ve dolayısıyla sıkıştırma oranını etkiler. Örneğin her iki pistonda üst türlü noktada buluştuğunda motor maksimum 12:1 gibi yüksek bir sıkıştırma oranına sahip olabilir. Diğer bir senaryoda ise bir piston üst türlü noktada tutulurken diğerinin konumunu değiştirerek sıkıştırma oranı örneğin 9:1 gibi daha düşük bir değere ayarlanabilir. Bu değişken sıkıştırma oranı teorik olarak bir turbo şarjla kombine edilebilir. Yüksek devirlerde motor, düşük sıkıştırma oranı ve yüksek turbo şarj basıncıyla güçlü bir performans sağlayabilirken, düşük devirlerde daha yüksek sıkıştırma oranıyla daha verimli ve tepkili bir çalışma sunabilir. Bu kombinasyon düşük ve yüksek sıkıştırma oranlarının avantajlarını birleştirir ve tüm bu ayarlamalar basit mekanik bir düzenlemeyle gerçekleştirilir. InEngine'in bu özelliği, motorun çeşitli çalışma koşullarında hem performans hem de verimlilik açısından optimize edilmesini sağlar. Böylece kullanıcılarına geniş bir kullanım esnekliği sunar. Ancak benzersiz tasarımına rağmen InEngine, geleneksel 4 zamanlı 4 silindirli bir motorla aynı güç stroke modelini izler. Her 180 derecede bir güç stroke'u meydana gelir. Bir başka önemli noktaysa InEngine'in 8 pistona sahip olmasıdır. Bu da geleneksel bir V8 motorunkine benzer bir piston segmanı sürtünmesine neden olur. Ancak bu yüksek sürtünme seviyesi, karşıt piston tasarımı sayesinde elde edilen verimlilik kazanımlarını potansiyel olarak dengelemiştir. Geleceğe damgasını vurması beklenen InEngine hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Peki siz bu motor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de geleceğe damgasını vurabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.